hayırlısıyla bu sene de ekimimizi ekmeye başladık her sene olduğu gibi. Ama verim kaldıramıyoruz. Ne yazık ki mağdur oluyoruz. Gübre pahalıdır, ilaç pahalıdır. Bundan sonra 3 senedir destekleme alamıyoruz. 3 senedir desteklememizi TEDAŞ el koyuyor, bloke ediyor. Mağdur durumdayız. Hiç almadım. 3 senedir hiç almıyorum. TEDAŞ el koymuş. Burada 186 dolu telefon TEDAŞ numarası bizi arıyor. Bana diyor ki 9000 lira borcu var. Ben gidiyorum Mürenşehir'de. Mürenşehir'de diyor 47 bin lira. Urfa'ya gittim 58 bin lira çıkıyor. Yani her bir bölümün fiyatı ayrı değişiyor. Bu 186 numaralı abone arıyor diyor ki 9 bin lira borcun var. Burada Mürenşehir TEDAŞ'a gidiyorum 47 bin lira çıkıyor. Urfa'ya gittim 58 bin lira. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Her sene ekiyoruz ama ekim kaldıramıyoruz. Ekimden sonra desteklemeler bloke edilmiş. Bu sene de mahsula başladığımız gibi mesela elektrikler kesilmeye başladı. Daha sulama yapmadan elektriğe gidip gelmeye başlıyor. Burada çok zarar görüyoruz. Çok endişeliyiz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Buna el atmasını istiyoruz. Zaten verim almadığımız gibi bu sefer elektrik de başımızdan gidip gelmeye başlıyor. Ondan sonra endişeliyiz. Sezon başladı. Pamuk ekimine başladık. Ya Allah, Allah ısrar ederse inşallah yolumuza devam edeceğiz. Ama bu başladığımızdan 2-3 günden beri elektriklerimiz artık sık sık kesilmeye başladı. Kesildiğinden de biz zor durumda kalıyoruz. Zor durumda çiftçi kaldıktan sonra devlet de zor durumda kalacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Buna bir el atsın. Çiftçilerimize bir sıkıntı görmesinler. Bu elektrik bir düzene girsin. Bu sık sık kesilmeleri bugüne kadar kesilmiyor. Ama sezon başladı mı artık saatte bir, iki saatte bir kesilmeye başladı. Bu hibe ilgiliyle Urfa, bütün Türkiye vardır. Niye Urfa bu tohum hibalarında yoktu? Bunun cezası mı var Urfa'nın? Bunu bilelim. Devletimizden soruyoruz, Cumhurbaşkanımızdan soruyoruz. Bunun Şanlıurfa'nın cezası mı var? Onu öğrenmek istiyoruz. Çiftçi mağdur durumdadır. Bize de yardımcı olun, bize de el atın. Sayın Cumhurbaşkanım, sizden rica ediyoruz. Bunun sebebi neyse biz de öğrenelim. Yıldır pamuk ekiyoruz. Elimizde kalacak hiçbir şey kalmıyor. Karımız yok. Elektrik yüzünden, bir de ilaç yüzünden, bir de gübre yüzünden pahalıdır her şeyimiz. Bir de destekleme kalıyor elimizde. Desteklemeyi de TEDAŞ el koyuyor. Hiçbir şey elimizde kalmıyor. Ben buradan yetkililerimize sesleniyorum. Onlardan ricamız var. Ricam ediyorum. Bu TEDAŞ'a bir de gübre ilaca ilaç fiyatlarını düşürmesini istiyorum. Bir de TEDAŞ'a şey etsinler. TEDAŞ acayip bizi yaptı.